ve kimlik içerisinde hareket ettiklerini görüyoruz. Üç hususun üzerinde sıkıca durduklarını görüyoruz. Birincisi, olan her şeyi inkar. Bu zaten örgüt üyelerinin örgüt içerisinde kendi yetiştirilme tarzlarından da kaynaklı. Aslında bir hayatı da bu hale getirme durumu. Hayatlarının merkezine de inkarı alma durumu zaten bu örgüt üyelerinde var. İkincisi ise sanıkların birbiri aleyhine hiçbir zaman ifade vermediğini görüyoruz. Bu da onların örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettiklerinin en önemli göstergesi. Zaman zaman bilakis diğer sanık arkadaşlarını aklayıcı, diğer sanık arkadaşlarına yardım edici ifadelerde bulunduklarını görüyoruz. Üçüncüsü ve en önemlisi ise hepsinin bir FETÖ örgüt üyesi olmasına rağmen FETÖ'yü bu darbe girişiminin dışında tutma gayreti. Bu üç husus davalarda en çok gözlemlediğimiz, analiz ettiğimiz hususların başında yer alıyor.